Allah de. Abi selam aleyküm. Hadi ferahla bak isteyen kırdır kardeşim. Yine bak. Kanlar. Bak bak. Allah de. Şeyh Usta. Bir şey demedim bana. Bismillahirrahmanirrahim. Ah Karabıyık hoş geldin. Allah ya Rabbi. Allah. İlyas abi ben buradayım. Zeki abi seni soruyor nerede diye. Efendim. Her şeyin yenisi ama dostun eskisi. Şurada bir gözlü garip bir vatandaş var. Ona Ormancı İlyas Çetin derler. Biraz aklı çoktur. İlk defa bağlama Enver abinin gidişi. Kar lapa lapa. Yerde bu kadar kar var. Bu çok Veli abi, çok affedersin, yakışıklı abi bak. Deli demedim valla. Tuttu beni evinden, dedi ki bağlama gidiyoruz. Nasıl hissettin İlyas abi dedim. Dedim ya hava, sana ne dedi ya havadan. Peki emrin olur. Abi iki delikanlı düştük yollara. Yol diye bir şey yok. O zaman ev bak da yok. Kır orası. Ya dedim İlyas abi. Vaziyet iyi değil. Yolu kaybedin. Sana ne dedi ya efendisi orada bekliyor. Bizi buradan bırakacak dedi. O bizi götürür. Allah Allah. Bağlama gittik. Kabrin başına gittik ama lapa, kar, soğuk. Ah İlyas abi. İlyas abinin kalbindeki ateş baktım karları eritiyor. Allah de. Bu arkadaş bir de Abdülfettah abi. Dört kişi bunlar. Dört tane şehit. Yaşıyor ama yani şehit. Bunlar Talat Aydemir harp okulunda namaz kılıyorlar diye dördünü de atmış. Bir gün mübarek hocamız Allah rahmet eylesin. Eve teşrif ettiler Abdülhakim'le, hep beraber oturuyoruz. Abdülhakim geldi, baba dedi kötü bir haber var. Ne oldu buyurlar? İşte İlyas abi ki bunun aşıkı, o da onun aşıkı, hiç ne zaman gelse beraber. Çünkü Abdülhakim'in Allah rahmet eylesin sevdiği arkadaş bunu gibi olmalı. Ya da bunu sevdiği arkadaş onun gibi olmalı. Tam benziyor. Ne oldu buyurdu mübarekler? Efendim dedi bugün işte dört tane arkadaş, dört tane abi harp okulundan atmışlar. Bir tanesi İlyas Çetin abi, bir tanesi Abdülfettah abi, diğer iki tane daha saydı. Hii! Allah! Ben gadab-ı ilahi orada gördüm arkadaş. Mübarekler bunu duydular. Renkleri bu kırmızı gibi oldu. Başka nasıl kırmızı olur bilmem ama böyle kıpkırmızı ama vallahi hepimiz de korktuk. Hiç laf yok. Sadece böyle durdular. Ama çok kırıldılar. Çok inanamazsınız. Buyurlar. Yakında görün. Bunları atanların halini göreceksiniz buyurlar. Onların ömrü bitti efendim buyurlar. 6 ay sonra Talat Aydemir'i astılar. 6 ay varmadı. Onun için abiler tövbe, vallahi tövbe. Bunlar iki tarafı çok keskin kılıç gibidir. Bir kişiye daha böyle çok kırdılar. O kişinin daha dünyada mı, ahirette mi olduğunu bilmiyorum. Kayboldu gitti. Ya Rabbi sen muhafaza eyle. Allah'ım sen muhafaza eyle. Sen muhafaza eyle. Bunlar çok mühim şeyler abi. İnsan sobaya elini girerse yanar.
Uzaklaşırsa donar. Ne yapması lazım? Isınması lazım. Dolayısıyla bu zatların sevgisi, bu zatların öfkesi, euzubillahimineşşeytanirracim, çok dikkat etmeli. Isıtırlar ama kırarsan yakarlar. Yandılar çünkü ben gördüm onları. Ya Rabbi, işte böyle İlyas abi, en kadim eski abilerden birisi, ormancı kendisi. Fakat buraya gelecek hali yoktu. İki tane polis gönderdim. İhzariye olarak getirdim. Amin. Şimdi efendim, evvela Cenab-ı Hakk'a sonsuz kere hamdolsun. Şu fani dünyada, şu garip dünyada, şu kötülüğün her yere hakim olduğu bir yerde, bir zamanda bizi böyle bir araya topladı. Bir araya topladı ve mübareklerin ifadesiyle söyleyeyim, dünyanın en helal rızkı ihlasındır buyurlar. Ve yine mübarekler buyurlar ki, kardeşim buyurlar, insan boğazından bir lokma haram inse, insan vücudundan bir lokma haram inse, o insan vücudunda buhar olur bunlar, gaz olur. Buharlaşır, haram lokma buharlaşır ve bütün feyiz kapılarını tıkar buyurlar. Ne kitap okusa istifade eder, ne ibadet yapsa istifade eder, ne dinlerse istifade eder. Sadece hepsi burada kalır buyurlar. Aşağı inmez buyurlar. Ve efendim böyle tasavvuf